hızlıca şöyle hemen kremini sürmek istiyorum. Bronzlaştığım zaman makyaj yapmayı çok sevmiyorum. Ama yine de yapacağım. Hayat kurtarıcı. Bunun linkini şeyde bıraktım. Bakım ile ilgili çektiğim videonun altında bırakmıştık. Makyaj nasıl yapılırdı diyormuşum. Burnumdaki lekeleri görüyor musunuz? Onları çok seviyorum ama güneşlendiğim zaman böyle çok artıyorlar ve koyulaşıyorlar. Bu hiç iyi işaret değil bence. Güneşten korunmalısınız. Sakın benim yaptığımı yapmayın. Neyse, çok da uğraşamayacağım. Ben de rimeli böyle şey severim. Böyle ince ince siyah siyah taramasından hiç hoşlanmam. Böyle topak topak üstüne birazcık böyle bir şeyler bırakması lazım. Çünkü bol gözükmesi lazım. Ve ancak öyle bol gözüküyor. Yani yoğun bir yapısın o zaman topak topak derken. Ama ince ince, incecik incecik taradığımı benim asabımı bozuyor. Sonunda yola çıktık arkadaşlar. Dışarıdaki ses problemine, yani her şeyi böyle o kadar sıfırdan ve ilkel çözüyorum ki telefonumun kulaklığını kullanarak şöyle çözmeye karar verdim. Benzin alacağım çünkü çok uzakta oturuyorum ve gene uzak bir yere gidiyorum. Ve Müge ile buluşacağım. Storylerimden takip ettiyseniz Müge benim Ankara'dan arkadaşım ve onun son günü. O yüzden bugün buluşmaya karar verdik. Pınar da Bornova tarafında oturuyor. O da oradan gelecek. Ama ben küçük bir planlama yaptım. Güzergahımın üstündeki birkaç kişiyi toparlayıp öyle gidiyorum yanlarına. Onların da haberi yok. Onlara da sürpriz olacak. Bu arada az önce benzinlikte mazar işittim. Bermiş mazar işitmedim de uyarıldım. Benzin alırken telefonla konuşulmuyormuş. Öyle bir şey varmış. Ben ilk defa böyle bir şey duydum.
Hatta böyle surat ifademden dolayı adam galiba bunu kanıtlamak istedi ve bana şeyi gösterdi. Böyle oraya tabela tarzı bir şey koymuşlar. Böyle telefon kullanmak yasaktır. İşte ateş yasaktır falan gibi. Bana o şeyi gösterdi. Tabelayı gösterdi. Tamam, inandım. Özür dilerim, pardon. Bilginiz olsun, böyle bir şey varmış. Evet, ilk durağımıza geldik. Bu arada arabaya bir sürü kişi almayı planlıyorum ama arabam ağzına kadar dolu. Çünkü burası benim ikinci evim. Yaşam alanım. Hadi be Sarper. Bekliyoruz. Makyajını yapıyor. Hala bekliyoruz. Evet, ilk yolcumuzu aldık. Hoş geldin tatlım. Hemen ehliyet kemerini tak. Onsuz yola çıkamayız. Taktım. Teşekkürler. Oradan bizi bir iki çek bakalım. Devam et, şu an çekiyor. Ay. Pardon. Ne oldu bu? Şey takıldı. Durdu galiba Melo. Bak bakalım. Yok, devam ediyor. Niye bu kadar sıcak telefon? Çünkü telefonum artık boku... Camdan neden açıyorsun? Çünkü telefonum artık boku yedi, affederse. Her işlemimi oradan hallettiğim için. Evet, yola gidiyoruz. Bu arada çok hemen çok kısa bir planlama yaptım ve... Ne plan, ne ben bilmiyorum. Sadece geleceğim dedim. Evet, plan çok şey, yüzeysel oldu zaten. Aha. Müge diye bir arkadaşım var, onu alacağız. Evet. Pınar'la buluşacağız, yoldan bir de arınca alacağız. Düşün, bunların hepsini 2 dakika içerisinde ayarladım, gidiyoruz. Çok iyi. Harikayım. Güzel. Kapatabilirsin hayatım, sağ ol. Kapatabilirsin Serpil. İzmir'in de trafiği gördüğünüz gibi var. Aynısı benim de başıma geldi. Çanlarım. Evet arkadaşlar, ikinci yolcumuzu aldık. Arınç yaramış o güzel maskesiyle. Merhaba denilen herkese. Deminki olmadı mı? Hayır, olmadı bir daha. Merhaba arkadaşlar, ben Arınç. Melis'in best friendlerinden bir tanesi. Evet, sıradaki istasyona doğru ilerliyoruz. Ah saçım! Evet, sıradaki. Ay, açılmıyor. Ay, merhaba. Hoş geldin. Sürpriz var. Canım. Ahaliyi toplayıp geldim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Biliyor muyum? Dokunabilir miyim? Dokunabiliriz. Tabii. Tatilciyiz tabii sonuçta, gelmiştin Ankara'lardan falan. Dedi ki plajdan, dedi kendini ayarla dedi tabii dedi. Yol dedi, uzun dedi. 7'de hazırla. Tamam kankacığım, ben çıktım tabii. 5'te denizden ayarlayacağım kendimi. Eve gittim, hazırlandım. Zaten şu kapkara yüzüme ne sürebilirsin ki? Bir far, bir ruj falan. Neyse işte giyindik falan, bekliyorum. Melis aramıyor. Aha dedim, bir şey oldu herhalde. Yolu kaybetti İzmirli kız, nasıl olabilir falan, ihtimaller falan filan derken aradım. Kanka çıkıyorum evden, saat 8. Saat şimdi 9. Evet, 9'u 5 geçiyor, önemli bir saatimiz. sonra dedi ki kanka geliyorum. Tamam kanka, oturdum ben, akşam yemeği falan yedim kendime, rakı bir şey koydum. Rakı koydum falan filan. Neyse demlendim falan, bir baktım saat 8.30-9'da geliyor. Gelmedi. Gelmedi tabii ki. Ondan sonra neyse ne yapalım, biz de böyle kabul ettik. Pınar aradı o sıra. Nerede dedi, unuttum dedi. Ben dedim ki bilmiyorum Pınar, sakin ol dedim. Ama dedi o gelince, kız tamam mı lütfen, tamam Pınar. Bak nasıl neler yapıyorlar arkamda. Ben dedi anlaştım, tamam ben onun ağzının payını vereceğim şimdi. Bu arada geç kaldığım için tripod serper. Jilet hop. Geç kalacağım için, geç kalmamak için videonun başını sessiz video çektim. Sonradan ses ekleyeceğim. Ona rağmen böyle oldu. Bir de onu konuşarak çekseydim hiç çıkamayacaktım herhalde. Ama olsun. Ben insanları topladım, size surprise yaptım. Çok güzel. Harika oldu. Çok çok iyi oldu ya. Çok ben de bayıldım oldu bu plana. Ay, bayıldım. Bir plan yapsam ancak hayır, bu da... Hayır, arkadaki çarpmadı. Gelin arabası çarpıdı, 1 lira alırdık ya. Ama baksana gelin. Çıkıyoruz ama herkeste bir korku. Maskeler ağızda.
Pek de bir kalabalık bu arada. Herkes dışarıdaymış, haberimiz yokmuş. Bir biz yokmuşuz anne. Ama kötü mü ya? Dışta sanki de onların. Ya da içeride var mı? İçeride ha, şurası var. Çok güzel. Ay bir yer. Biz ya orada gelmişiz ya. Biz var ya buraya gelip hep buraya oturuyoruz. Ben çok seviyorum. Biz de hep buraya oturuyoruz. Acaba çıkarsam mı? Kulağıma takıldı. Ne şimdi bu? Şimdi bu kare kod, birimizin okutması yeterli. Hepimizin okutmasına gerek yok. Menü inecek telefona. Evet, onu okutuyorsun. Yani şimdi buradaki bu olay, bu kadar insan dip dibe tamam da bu mu eksikmiş? Evet, bu antibakteriyel bir menü. Bak menü çıkıyor. Tamam o zaman. Tabii mesafe falan çok tamam mekanda. Bir tek bu kare kod eksiği vardı, onu da halletmişler. Şu an çok memnunum. Gönül rahatlığıyla oturuyorum ben kendi adıma. Social distance please. Evet, en son Astro listemiz de geldi. En son çeşme videosundan sonra saçlarını boyadı arkadaşlar bakın. Bence güzel olmuş. Az önce aşırı kalabalık bir yerde oturuyorduk ve arka bahçesi varmış meğer. Sen buraya geçtin. Burası gayet boş. Şurada da inşaat var. Hayat var ya, bize güzel olmuş. Işıklığı da yani. Hiç o kadar uzatmaksın. Evet, bugünün de sonuna geldik. Saat 12'yi mekanları kapatıp tabii ki bizi kovdular. Ama günü bitirir miyiz, bitirmez miyiz bilmiyorum. Ama videomu şu anda burada bitiriyorum. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın.